Dağıtıldı denilen Cumhurbaşkanı Erdoğan mektupları depoda çıktı. O kaymakam sahte tutanaklarla rekor kırmış. Erzurum'un Karayazı ilçesi kaymakamı Muammer Sarıdoğan'ın icraatları artık bu kadarı da olmaz dedirtmeye devam ediyor. PKK ve FETÖ ile iltisaklı ailelere yardım, devleti zararı uğratmak derken işte yeni skandal. Karayazı'daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hizmetleri ile ilgili tartışmalar sıcaklığını korurken Samimi Haber'e yeni bir bilgi daha ulaştı. Hem de yaşananları gözler önüne seren şok edici fotoğraflarla. 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm ailelere mektup yazıldı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı organizesiyle bu mektuplar kaymakamlıklara ailelere ulaştırma talimatı verildi. Kampanyaya Ulusal Hane Ziyaretleri adı verildi. Bakanlık tarafından bu işlem için hane ziyaret formları oluşturuldu. Karayazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bu kapsamda işe alınan 2 kişi istihdam edildi. İlçe Bakanlık tarafından dağıtılmak üzere 6.000 mektup yollandı. Bunun adı sahtecilik. Kaymakamlıkta istihdam edilen 2 personel ulusal hane ziyareti kapsamında fiili olarak yaklaşık 500 evi ziyaret edip tutanak tuttu. Ancak bir süre sonra ziyaretler kesildi. İddiaya göre ziyaretler devam ediyormuş gibi sisteme girmeye devam edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektupları ise kolilerle depoya kaldırıldı. Sahte tutanakla rekor mu kırıldı? Şok iddiaya göre Kaymakam Muammer Sarıdoğan'ın talimatıyla bütünleşik yardım programı sistemine hanelere gidilmiş gibi gösterilerek girişler sağlandı. Bu hayali işlemler sonucunda Karayazı Türkiye genelinde 9. il genelinde ise 2. oldu. İddiaya göre Sarıdoğan siyasi beklenti nedeniyle mektup dağıtımını durdurmuş. Kaymakamın seçimi nasılsa Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanamayacak, mektupları dağıtmaya gerek yok dediği öne sürülüyor. İddialar çoğalıyor. Samimi Haber'e Karayazı Kaymakamlığı'nın tartışmalı icraatları ile ilgili çok sayıda bilgi gelmeye devam ediyor. Kaymakamlık tarafından başta PKK ve FETÖ ile iltisaklı ailelere yardım yapıldığı iddiaları kamuoyunu şok etti. Samimi Haber bu iddiaların aydınlığa kavuşması ve kamuoyunun vicdanının rahatlaması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bir kez daha çağrıda bulunuyor. Sayın Bakan, lütfen ilçeye müfettiş göndererek iddiaların araştırılması talimatını verin. İddialar nedeniyle ilçede huzursuzluk yaşanıyor. Soruşturmanın selameti açısından Kaymakam Muammer Sarıdoğan'ı ya açığa alın ya da merkeze çekin, saygılarımızla.